Sevgi sadakattir. Sevgi fedakarlıktır. Sevgi şu kainatın varoluş şifresidir. Ve seven en büyük bedeli sevdiği uğrunda öder. Sevdiğini aziz bilir. Seven, sevdiğiyle biraz daha zaman geçirebilmek için bütün imkanlarını feda edendir. Ondan ayrı kaldığı zamanlarda derin bir hasret içinde, hatta sevdiği yanındayken bile hasret ateşi dinmeyendir. Var mı içinizde böyle sevebilen? Ehli irfan der ki, kişi kim olduğunu bilmek isterse, kimleri sevdiğine baksın. İşte bu derin sevginin asırlar önce yaşanmış hikayesi ve büyük bir müjdenin de habercisi. Sahabeden Sevban radıyallahu anh, bir gün derin derin düşünüyorken, onun bu halini gören Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sormuş, ''Ya Sevban, neyin var? Hasta mısın? Nedir bu halin?'' ''Hayır ya Resulallah'' demiş, ''Hasta değilim. Lakin sizin hasretiniz beni öyle yakıp kavuruyor ki, nurunuzdan ayrı geçirdiğim her an bana ayrı bir hicran oluyor.'' Dünyada böyle olunca ahirette nasıl olur diye dertleniyorum. Orada siz peygamberlerle beraber olacaksınız. Bense cennete girsem bile sizin mertebenizden daha aşağıda olacağım için sizi bir daha göremeyeceğimden korkuyorum. Bu durum beni yakıp kavuruyor ya Resulallah. O an bir sessizlik. Efendimiz aleyhisselamda bir hal ve bir ayet nazil olur. Sevenler için büyük bir müjde, Efendimizin mübarek dilinden şöyle dökülür. Kim Allah'a ve Peygamber'e itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine lütuflarda bulunduğu peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraberdir. Bunlar ne güzel arkadaşlardır. Bu müjdeyi alan Sevban radıyallahu anh adeta sevincinden havalara uçmuş. Bütün endişeleri, korkuları gitmiş. Nasıl gitmesin ki? Seven sevdiğiyle beraber olacaktır. Bir başka peygamber aşığı, ikinin ikincisi, Sıddık-ı Ekber, Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh. Cebrail aleyhisselam, Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın Resulullah'ı ne kadar sevdiğini öğrenmek, onu test etmek için bir bayram sabahı onun geçeceği yol üzerine bir ama kılığına girip oturmuş. Hazreti Ebu Bekir ise en yeni elbiselerini giymiş, Efendimiz aleyhisselamın yanına gidiyor. Tam önünden geçerken, ama kılığındaki Cebrail aleyhisselam seslenmiş. Hazreti Muhammed'in sevgisi için bana bir şey vereni Allah affetsin. Bunu duyan Hazreti Ebubekir radıyallahu anh, hemen sırtındaki cübbesini çıkarıp ona vermiş ve demiş ki, bu sözü tekrar söyler misin? Ama tekrar etmiş. Hazreti Muhammed'in sevgisi için bana bir şey vereni Allah affetsin. Hazreti Ebubekir bu sefer çıkarıp sırtındaki elbisesini vermiş. Tekrar söyletip ayakkabısını da verince üzerinde yalnızca örtünecek kadar elbisesi kalmış. Öylece yolun ortasında kalan Hazreti Ebubekir radıyallahu anh o sırada Bilal-i Habeşi radıyallahu anh'ı görüp kendisine elbise getirmesi için eve göndermiş. Yolda Hazreti Bilal'i gören Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nereye gittiğini anlamış ve ''Ya Bilal'' demiş. ''Ebu Bekir'in elbisesini alan kardeşim Cebrail'dir. Bana olan sevgisini ölçmek için böyle yaptı.'' Bilal'in getirdiği elbiseyi giyen Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh, Resulullah'ın huzuruna gelmiş. O zamana kadar da
Cibril-i Emin aldığı elbiseyi getirip Efendimiz aleyhisselama vermiş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Ebu Bekir, al elbiselerini, imtihanı kazandın. Cebrail kardeşim bana olan sevgini öğrenmek için seni imtihan etmişti." deyince, Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh, "Ya Resulallah, ben o elbiseyi senin sevgin için verdim. Geri alamam. İstediğiniz yere verin." demiş. Elbiseyi bir fakire hediye etmişler. Allah Teala buyurur ki, "Ey Resulüm, de ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ve tabi olun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın." Cenab-ı Hak, günahları bağışlamanın ve kendisi tarafından sevilmenin yolunun Habibi Edibi aleyhissalatu vesselam'ı sevmekten geçtiğini ifade buyuruyor. Peki nasıl sevilir? Tabii ki ona benzemekle. Sevmek, sevdiğine benzemekle olur. Seven sevdiğine benzer. Benzemeye çalışır, gayret eder. Sevgi ispat ister. Sevgi eylem ister. Hayatımız ona benzedikçe güzelleşecek. Biz onu hayatımızdan ayırmadıkça güzelleşeceğiz. Kalplerimiz ona benzedikçe izzet bulacak. Zamanımız onunla geçtikçe aziz olacak. Ve duamız odur ki Cenab-ı Hak bizleri Habibine benzetsin. Bu sevgiden, bu muhabbetten bizleri de nasiplendirsin ve onun şefaatinden mahrum etmesin. Seni seviyoruz ya Resulallah.